Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber su böreği hamurunu hazırlayalım dedik. Ben malzemelerini önceden hazırlamıştım. Tabii ki size de anlatayım arkadaşlar. Su böreğinin malzemelerini herkes farklı bir şey kullanıyor ama benim su böreği hamurumun malzemeleri 10 tane yumurta, su, tuz, un arkadaşlar. Başka bir şey yok. Bunları böyle güzelce karıyoruz. Önce yumurtayı güzelce çırpıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edip bu verdiğim ölçü benim arkadaşlar 10 tane yumurta bir tepsilik. Bezelerini aldığımız zaman 300 veya 150 gramdan alalım. Çünkü kimisi kalın seviyor, kimisi ince seviyor. Tabii sizin ağzınızın damak tadı nasılsa, zevkiniz nasılsa siz ona göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurumuz böyle sapsarı olacak. Bunları bezelere koyduktan sonra gördüğünüz gibi hamurumuzu yoğurduk. Yoğurma aşamamız bitti arkadaşlar. Ben bildiğim için kendim göz kararı alıyorum. Bu şekilde olacak. Ne fazla büyük ne fazla küçük. Kalın sevenler olur, ince sevenler olur. Benim bu sipariş olduğu için ben elim alışkın, sürekli yaptığım için biliyorum arkadaşlar. Bundan 10 tane hamur çıkartacağız. 10 tane beze. Bu çıkarttığımız 10 tane bezenin açacağız. Biraz serip bekleteceğiz arkadaşlar. Bir taraftan suyunu koyup içine tuz atıp bekleteceğiz. Kaynatacağız yani. Kaynadıktan sonra arkadaşlar açmış olduğumuz hamurları, açmış dinlendirmiş olduğumuz hamurları tek tek suyun içine atacağız. O aşamayı da göstereceğim size. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğurduk, bezeleri ayırdık. Şu anda gördüğünüz gibi açma aşamasındayız. Bezelerimizi aldık. Tabii ki bir yarım saat kadar dinlendirdik. Bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Merdane ile biraz açarsanız daha rahat açarsınız. Kanalımıza arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi hamurumuzun açımını, bezesini gösterdik. Şu anda da sudan çıkarıyoruz. Tepsimize yayıyoruz. Gördüğünüz gibi incecik ortaya doğru çekiyoruz arkadaşlar. Suyunu da göstereceğim şu anda size. Bu kendi iç arkadaşlar, böyle ortaya doğru çekelim ki daha güzel, daha şey dursun. Ve gördüğünüz gibi hamurun ne fazla ince ne de fazla kalın arkadaşlar. Bu 250 gramlık yağıyla her yaptığımız hamurun arasını yağlamamız gerekiyor ki arkadaşlar yapışma olmasın. Bunu isteğe göre nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ben kıymalı yapıyorum. Bu soğuk suyumuz arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi sıcak, kaynamış, tuzlu suyumuz. Tuzumuz çok az. İçinde hamurumuz haşlanana kadar, güzelce açılana kadar arkadaşlar pişiriyoruz böyle. O sizin şeyinize göre, ben içimden 30'a kadar sayıyorum. 30'dan sonra çıkartıyorum arkadaşlar. Çünkü hamurun haşlandığını elim alışkın, gözüm alışkın olduğu için biliyorum. Siz de görürsünüz zaten. Fazla durdurursanız şey olur arkadaşlar, parçalanma olur. Gördüğünüz gibi bir kevgir yardımıyla sıcak sudan çıkartıyoruz, soğuk suyun içine atıyoruz arkadaşlar. Soğuk suda da şokluyoruz. Buna şoklama diyorlar arkadaşlar, kendine getiriyoruz. Yırtılabilir.
hayır, yırtılıyor diye kesinlikle kesinlikle hiç vazgeçmeyin. Çünkü zaten ortaya doğru biriktirdiğimiz için, çektiğimiz için arkadaşlar, yırtılmasında hiçbir problem yok. Zaten düzeltiyoruz. Bundan sonra ara aşamasında ben kıyma kullanacağım. Benim müşterim kıymalı istedi arkadaşlar. Siz isterseniz peynir kullanabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. Bunun komple bezelerini 5 altına 5 üstüne koyup arkadaşlar, ortasına 5'ten sonra ortasına kıymamızı, malzememizi, harcımızı koyacağız. Ondan sonra üstüne kalan hamurlarımızı koyup fırına vereceğiz arkadaşlar. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Afiyet olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda öbür işlemlerini bitirdik. Alt katmanlarını döşedik, yağladık ve şu anda kıymamızı koyuyoruz. Gördüğünüz gibi biz kıymamızın içine maydanoz istenildi. Bu şekil yapıyoruz. Bolca koyuyoruz. Biraz benim elim boldur. Arkadaşlar çünkü benim müşterilerim çok seviyor. Benim su böreği olsun, baklavam olsun. Bayram öncesi arkadaşlar. Tekrardan kalan hamurlarımız arkadaşlar. Aynı öbür işlem, yaptığımız işlem gibi devam ediyoruz. Sıcak suyumuz, soğuk suyumuz. Ondan sonra kalan hamurlarımız arkadaşlar, içine koyacağız, üzerine sereceğiz. Kalan 250 gramdan kalan yağımızı da, kalan yağımızı da aralarından sürüp artan yağımızı da üzerine koyup fırına, önceden ısıttığımız fırınımıza vereceğiz arkadaşlar. Alt üst kızarana kadar güzelce zaten piştiğini anlarsınız. Piştikten sonra dinlendirip yemeğe hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böreğimizin son aşamasını da yaptık, bitirdik. Şu anda hazırladık. Kalan yağımızı da üzerimize döktük. Şu anda fırına götürüyoruz. Geç. Şu anda gördüğünüz gibi fırınımız ısındı ve fırınımıza atıyoruz arkadaşlar. Alt üst kızarana kadar bekleyeceğiz. Afiyet olsun. Bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın.